Güncel. Sevgili dinleyiciler, biyonik kulak özellikle çocukların hayatını değiştiriyor, onların sesi oluyor. Bugün güncel köşemizde Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Derneği Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Savaş Seyhan telefon hattımızın diğer ucunda konuğumuz. Kendisinden bu konuda bilgi alacağız. Dernek faaliyetleri hakkında konuşacağız. Sayın Seyhan merhaba. Merhaba Hatice Hanım. İyi yayınlar diliyoruz. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği adına ve çocuklar adına hepinize iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de hoş geldiniz yayınımıza diyoruz. Hoş bulduk. İsterseniz öncelikle işi nedir, nasıl oluşur ve tedavi seçenekleri nelerdir? Bunlar konusunda kısaca bilgi verelim dinleyicilerimize. Engelli doğrulanabiliyor veya sonradan hastalıklar sonra, ateş hastalıklar sonrasında menenjit gibi veya benzeri hastalıklar sonrası ulaşabiliyor. Veya ileriki yaşlarında yaşlara bağlı olarak kaybı olabilir. Orta, ileri, çok ileri ve total kayıp dediğimiz alanlar mevcut. Bizim ilgilendiğimiz biyonik kulaklı çocuklar çok ileri ve total kayıplı yetişkinler, çocuk ve yetişkinler üzerine bir işitme kaybıyla ilgilenen bir derneğiz. İleri işitme kaybı ne demek? Tüycüklerin özellikle sensörel işitme kaybı dediğimiz bir işitme kaybıdır bu. Sinirlerin zarar görmesi, kabaca top patlasa duymaz veya çok az duyar dediğimiz insanların veya çocukların cerrahi yöntemle tabiri caizse fısıltıyı bile duyabilir hale getiren mucizevi bir cihazla duyan çocukların ve yetişkinlerin üyelerinden oluşan bir derneğiz. Hı hı. İsterseniz birazcık bilgi verelim. Biyonik kulak nasıl bir cihaz? Kimlere nasıl uygulanabiliyor? Farklı işitme kayıp türleri var dediniz. Evet. O konuya da birazcık değinelim. Doğuştan olanlara mı uygulanabiliyor? Sonradan büyük bir kayıp söz konusuysa onlarda da yine uygulama yapılabiliyor mu? Ülkemizde 1 yaşında doğar doğmaz bir işitme taraması yapılıyor. Sanırım 15 gün içinde bir işitme taraması yapılıyor. Bu konuda çok ileri bir yol aldık. Hı hı. %95'ler üzerinde bir başarı oranı var. Taramaya tabi olan. Bunlar arasında işitme testi de var. İşte çocuklarımız hemen odoloji kliniklerinin takibine alınıyor. Bu takipten sonra işitme geliyor ve ona göre 1 yaşına kadar çok ileri ise bizim konumuz olan çok ileri veya total kayıplı dediğimiz bir kategoriye giriyorsa yine de bir 6 aylık bir işitme cihazı, geçici olarak bir işitme cihazı veriliyor çocuğa. Hemen eğitimine başlatılıyor. 1 yaşında bizim biyonik kulakla tanışma aşaması başlıyor. 1 yaşında ülkemizde Amerika ile birlikte, Amerika'nın örneği olarak 1 yaşında bu çocukların cerrahi operasyonla kulaklarının salyangoz kısmına, kokler bölümüne, terim olarak kokler bölümüne bir elektrot yerleştiriliyor. Ve kafanın deri altına da bir 1 lira büyüklüğünde bir metalle bağlanıyor. Deri altındaki olan bir kısım kapatılıyor. Ameliyat bölgesi kapatılıyor. Sonrasında bir işitme cihazını benzer ama kabloyla yine iç parçayla birleşecek yine 1 lira büyüklüğünde bir metalle dışarıdan mıknatıs yordamıyla birbirine entegre olarak birbirine çekerek dışarıdaki sesi kulağın içindeki salyangozdaki arızalı bölümüne ses ileten arızalı bölümü bypass ederek o tüycükten geline geçerek yüksek teknoloji eden bir cihaz yerleştiriliyor ve çocuklarımız 1 yaşında bu ameliyatı gerçekleştiriyor. Peki sorunuza gelirse yetişkinlerde ve ileri yaşlarda nasıl oluyor? İleri yaşlar ani işitme kayıplarında da yaş sınırı yoktur kesinlikle. Bir kişi ani işitme kaybı yaşadı. Doktorlar kulak yapısını ve bu cihazla duymasını öngördüğü zaman bu yine cerrahi yöntemle odolojik testlerden sonra başarılı olacağı inanıldığı zaman bu ameliyatta yine duyması sağlanabiliyor. Tabii ki bunlar eğitim, bu cihazı adaptasyon çünkü ses frekansları farklı, duyuş şekli farklı. Hı hı. Bu şekilde çocuk ve yetişkinlerimiz ameliyat olabiliyor. Peki biyonik kulak temini nasıl sağlanıyor? Maliyetleri ne kadar devlet tarafından karşılanıyor mu? İsterseniz işin bu yönü hakkında da biraz bilgi verelim Sayın Seyhan. Tabii ki. Çocuklarımız 1 yaşında devlet kapsamında, kamu kapsamında sosyal güvence olan çocuklarımız devlet tarafından bunlar ücretsiz olarak cihazları veriliyor. Ancak son dönemde belki basından takip etmişsinizdir.
bir firmalarla SGK'nın fiyat konusunda anlaşmaması nedeniyle bir cihazlı bir ara ameliyatlar durmuştu. Fiyatlar SGK'ya pahalı geldi ve SGK bu fiyatı karşılayamadığı için bir yıla yakın ameliyatlar durmuştu. Sonrasında bir ihale sistemi oldu. İhale sisteminde bir model çocuklarımıza takılmaya başlandı ama bu tabii ki ailelerin beklediği model biraz altında olduğu için eğer bir üst cihazlı modele geçmek isterse ailelerimiz 10 bin, 15 bin, 20 bin liraya kadar farklı farklı kategorilerde, skalalarda maalesef ki para ödemek zorunda kalıyorlar. Ve devlet de burada bir tek markayla bir ihale yapıldığı için farklı bir markaya geçmek istediği kişi, isterse kişi bunu yapan hastane bulabilirse yine cebinden 10 bin, 20 bin liraya kadar çıkan maalesef ki ödemeler yapmak gerekiyor. Bunun dışında ameliyatlar ülkemizde çok yaygın olarak yapılan bir ameliyat statüsünde, zor bir ameliyat ama Türkiye'de artık rutin ameliyatlar haline geldi. Çok başarılı cerrahlarımız var. Hatta yurt dışından en zor vakaların geldiği ülke haline de geldik diyebiliriz bu konuda. Ameliyat cerrahi sonunda bir sorunumuz asla yok. Doktorlarımız, ortodontlarımız bu konuda çok eğitilmiş, çok profesyoneller. Ancak vatandaşlarımızın üzerindeki ekonomik yük bizim hala ciddi bir sorunumuz olarak karşımızda duruyor. Sizi tanıtırken Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı dedik Sayın Seyhan. Bu dernek ne zaman, nasıl, hangi amaçla kuruldu ve neler yapıyor? İsterseniz onları da aktaralım dinleyicilerimize. Tabii ki biz 2017 yılında kurulduk. Ondan öncesindeki arkadaşlarımız da bu biyonik kulaklı, benim çocuğum da biyonik kulaklı ve çift biyonik kulak dediğimiz, tabir ettiğimiz bir çift iki kulağında da bu cihazı kullanıyor. Tanışmamız bir mücadeleyle başladı tabii ki. Daha önce bizim çocuklarımızda tek implant, tek kokler implant veya tek biyonik kulak takılıydı. Biz iki kulağında Avrupa örneklerinde olduğu için olduğu gibi çift biyonik kulağın bu ülkenin çocuklarının da hakkı olduğunu düşünerek bir çalışma başladık dernekten önce. SGK, işte Sağlık Bakanlığı bu tür çalışmaları başlatırken bunu kazandık. Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşme fırsatımız oldu. Sayın Başkanımız Hatice Çankır adaşımız. O da Cumhurbaşkanımıza ulaşarak bu çocukların buna ihtiyacı olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanımızın da ilgisiyle bir anda 50-60 bin liralık maliyet, az önce maliyeti söylemiştiniz, sormuştunuz, çok atlamış olabilirim. Bir ailenin kaldırabileceği yükün çok üzerinde bir cihaz maliyeti. Kendi imkanlarını yaptırırsa hastane masrafıyla falan 80-90 bin lirayı bulan bir operasyondan bahsediyoruz. Bunu da bir kulağı devlet bir dernek kurmadan önce karşılıyordu ama ikinci implantı kişiler iki kulak duymanın lüks değil bir hak olduğunu görüyor. Bazı aileler kendi imkanlarıyla yaptırıyordu bunu ve ciddi ekonomik evlerini, arabalarını satarak bu şeyi yaptırıyordu. Derneğimizin bu sinerjisiyle kamu kurumlarıyla görüşmemiz sonucu ikinci implantın kurulması bizi bir doğal bir birlikteliğe götürdü. Bir dayanışma, ailelerin dayanışma gücünü ortaya koydu ve bu araya gelen ailelerimiz bir dernek kurma kararı aldık. Bunda da şöyle bir şey var tabii ki. Kamu kuruluşuna gidiyorsun, aile olarak gidiyorsunuz, randevu istiyorsunuz, aileyim diyorsunuz. Bürokrasi kesimi tabii ki randevuyu veriyor ama hangi dernek diye de soruyorlar. Biz dernek olmadığımızı söylediğimiz zaman biraz bazı randevularımızda sıkıntı olabiliyor. Kamuyla çocuklarımızın haklarını ve yetişkinlerin haklarını korumak için bir dernek çatısı altında sivil toplumun gücünü kullanmanın bir dernek çatısı altında toplamaya karar verdik ve bu şekilde koordine olarak yetişkinlerimiz var derneğimizin yönetim kurulu üyesi. Orman mühendisi var mesela, implant kullanıcısı. Yine Türk Sanat Enstitüsü'nde çalışan bir arkadaşımız var, yetişkin. Yine biyonik kulak kullanıcısı, başkanımızın çocuğu çift implantlı. Bu şekilde derneğimizi kurduk. Derneğimizde ne tür faaliyetler yapıyoruz? Hak temelli. Çünkü çok bilinen bir cihaz değil, farkındalık düşük ve bir anda insanı karanlıktan alıp yetişkinlik aydınlığa çıkartacak. Tabii ki odolojik teste uygunsa, doktorlar öneriyorsa bir anda sessiz dünyadan sesli dünyaya geçirebilecek bir cihaz. Biz bunu her fırsatta sosyal medyada, basın yoluyla, yaptığımız yayınlar yoluyla bunu ülkemizdeki her köşesindeki insanın duymasını sağlamaya çalışıyoruz. Hatta yeni bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında
4 il gezdik, 3 il gezdik. Özellikle dezavantajlı bölgelerimiz olan Diyarbakır, Van, Gaziantep ve bu hafta sonunda Antalya'da akademisyenlerimle birlikte bu biyonik kulak farkındalığını anlatmaya çalışıyoruz. Orada doktorlarımızı da götürüyoruz ki, otologlarımızı da götürüyoruz. Alanında en iyi uzmanları götürüyoruz o bölgelere. İnsanların sorduğu sorulara bu konuyu anlatabilecek yetkinlikteki bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz ve çok başarılı bir şekilde bu etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Yani asıl amaçlarımızdan bir tanesi bu ve hak mücadelesi. Peki, kolaylıklar diliyoruz Sayın Seyhan. Önemli bir çalışmayı yerine getiriyorsunuz. Özellikle doğuştan işitme engeli çocukların dünyaya uyumu, adaptasyonu için oldukça sıkıntılı bir konu. Bir an önce işitmeye kavuşmaları çok çok önemli. Son olarak şunu soralım size. Bu çocuklar cihazla birlikte duyma yetilerine kavuşmaya başlayınca ardından bir uyum süreci gerekiyor. Biraz önce siz de bahsettiniz. Eğitim gerekiyor diye. Dernek bu konuda bir işbirliğine dayanışmaya gidiyor mu? Daha önce cihaz kullanmış olanlar ya da yaşı biraz daha büyük olanlar küçüğe yardımcı olabiliyor mu? Son olarak bu konuda yaptığınız çalışmaları ve kişisel tecrübelerinizi aktarır mısınız dinleyicilerimize? Öncelikle benim çocuğum çift implantlı. Şu anda lise öğrencisi. Benim oğlum teşhis konduktan itibaren aslında zorlu bir süreç bekliyor. Yani bir teşhis konuyor, işitme engelli bir birey var. Bunun her şeyi cihaz takıldığı zaman çok yaygın kullanılan, kendi aramızda bir tabir vardır. Otologların bize söylediği, cihaz kulağa ne zaman takılırsa beynin o kısmı 0 yaşında kabul edilir. İster 30 yaşında takılsın, ister 5 yaşında cihaz takılsın, cihaz ve implant fark etmiyor. Cihaz takıldıktan sonra beynin ses merkezi 0 yaş kabul edilir ve her şeyi sizin yeniden dışarıdan yüklemeniz, tabiri caizse kaşıkla o kazana su taşımanız lazım. Binlerce defa bir köpek havlaması taklidi yapmanız lazım. O hayvana köpek, havhav, köpek, havhav farklı oyun araçlarıyla, farklı teknikler kullanarak köpeğin havladığını anlatmak için belki bir hafta, iki hafta boyunca çocuk bunu başta tekrarlamayacak. Zaten önce yükleme yapmanız gerekiyor. Çocuklar 1 yaşına kadar bu yüklemeyi yapıyorsunuz. 1 yaşına kadar herhangi bir tepki vermeyebiliyor. Ama siz bıkmadan, usanmadan mavi pantolon, bak güneş, kalem gibi simgeleri basit cümlelerle şaşırma, hayret, kırmızı, su, yağmur gibi kelimeleri 1 yıl boyunca bir mekanik olarak anlatmanı çocuğa geri planda yüklemeniz gerekiyor. Bu ancak sonuçları bir yıl sonrasında bunun sonuçlarını almaya başlayabiliyorsunuz. Biz bu konuda çocuklarımız eğitiminin daha yetkin olması için Avrupa'da bazı ülkeleri gezdik. Oralardaki bazı tecrübeleri edindik. Ülkemizde odologlarla özellikle eğitim odologları çok yakın çalışıyoruz. Hatta projelerimizde bir de masalcı ekledik. Masalı neden kullanıyoruz? Çünkü ailelerimiz, özellikle başkanımız Hatice Hanım'ın da kullandığı bir yöntem, masalla çocukta dil gelişimindeki etkiyi veya mucizeyi de keşfettik. O nedenle etkinliğimize masal anlatıcıları çağırıyoruz. Bu çocuklara dil gelişimi mekanik bir ders edasıyla yapamazsınız. Muhatabınız 1 yaşında çocuk, 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, bunlara mutlaka ki renkli bir dünyayla dünyasına girip sesi dolaylı yoldan yüklemeniz lazım. Eğitim alanında odologlarımızda bu şekilde farklı şeyleri de deneyerek, ilk defa denenen yöntemleri de kendimiz tecrübelerimizden, sizin dediğiniz gibi kişisel tecrübelerimizle faydalanarak çocuklarımızı bu şekilde bir eğitim atmosferi, doğal süreç içinde atmosfer kurmaya çalışıyoruz. Ama bazen de sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Onlar nedir? Mesela bizim cihazlarımız çok teknolojik, çok güzel, her şey güzel. Ama cihazlarımızın bir cihazlık, bir kul yapısı cihazlık, kimi zaman kablosu, bobini ve benzeri şeyleri arızalanabilmekte veya 7 yıl sonra cihazlarımızı yenilememiz gerekmekte. Burada bizi bazen ciddi maliyetlerle karşılaşabiliyor. Mesela 7 yıl sonra cihazını yenileyemediği için duymamaya mahkum olan maalesef çocuklarımız oluyor. Veya kablosu arızalanıyor. Bunu tamir etmede maliyetlerin yüksek olması nedeniyle sıkıntılar yaşayabiliyor. 7 yılda mesela her ailenin 15 bin lira yeniden para vermesi gerekiyor. Cihazını yeni versiyon cihazla daha ileri teknolojiye değiştirmesi için. Bu konuda aileler, ciddi sıkıntı yaşayan aileler olabiliyor. Veya cihazı kayboluyor.
garanti kapsamı dışında aile bunu karşılayamadığı için SGK'da bir seferlik vermiş oluyor. Cihaz kaybolduğu için 100 lira. Aile hemen derneğimizde bu konuda maalesef ki ekonomik gücü sınırlı. Ülkemizden pek çok kayıp çalıntı. Bunlar biz üzen kısımlar. Ailelerin bu da güveniyoruz. Yani biyonik kulağı tabii ki doktorların ve odontologların önerdiği herkesin korkmadan, bazı yetişkinlerimiz ameliyattan çocuklarda korku olmuyor tabii ki. Aileler bunu karar verdiği için süreci aile atlatıyor ama yetişkinler biraz daha çekiniyor. Acaba ameliyatta riskler var mıdır? Her ameliyat gibi tabii ufak tefek riskler vardır ama biz yaşayanlar olarak bu ameliyatın korkulacak bir şey olmadığını, doktorlarımızın, ülkemizin doktorlarının bu konuda çok deneyimli ve çok başarılı olduğunu sahada çok görüyoruz. Eğitimle, eğitim konusuna gelirse çocuklarımızın cihaz takıldıktan itibaren devam eden eğitimleri ve yetişkinlerin de takıldıktan sonra eğitimleriyle çok güzel şeyleri, şarkı söyleyebilecekleri, o fısıltıyı bile. Mesela benim oğlum total kayba yakın bir kayıp var. Sodanın o hışırtısını duyabiliyor. Ya hı hı. Bu inanılmaz bir şey. Bazen baba diyor, sen diyor bir kulaklarını test ettir diyor. Sen diyor kulaklarında herhalde sorun var diyor. Az önce söylediklerimi diyor, tam duyamadım. Okul başarıları çok iyi bu çocukların. Bu çocukların devlete yükleri çok azalacak. Çünkü yaşıtlarıyla aynı eğitimi, hatta yaşıtlarından daha iyi eğitim görebilecek aşamaya geliyorlar. Neden geliyorlar? Çünkü bu çocuklar teşhis konar konmaz aile eğitimi devreye giriyor. Ya bir yaşında bir çocuk doğduğu zaman normal bir çocuğa kimse bir eğitim vermiyor. Şarkı öpücüklerle, şarkı türküyle büyütülüyor. Ama bu çocuklarda dil gelişimi bir yaşından itibaren çeşitli oyunsal araçlarla ve bir sistematik içinde bu çocuklar eğitim veriyor. Aynı çocuklar 5 yaşa, 1 yaşında cihaz takımı bir çocukla normal bir çocuk 5 yaşına geldiği zaman bazen dil gelişiminde bizim implant çocuklarımız daha üst seviyede olduğu görülüyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Seyhan, farkına varılması, erkenden teşhis konması, tedaviye başlanması ve tabii ki ailelerin çabasıyla çocuklar normal hayatlarını sürdürebiliyorlar. Bazen diğer çocukların önüne bile geçebiliyorlar. Bu çok güzel bir gelişme. Bütün bunları dinleyicilerimizle paylaştığınız için size teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz hem dernek faaliyetlerinizde hem günlük hayatlarınızda. Umarız istediğiniz farkındalığı yaratırsınız. Bütün bu sıkıntıyı yaşayan çocukların, ailelerin bu konudan haberi olur ve onlar da normal bir düzene, normal bir işitmeye ve hayata kavuşabilirler. Yeni ve güzel gelişmelerle sizinle tekrar görüşmeyi de diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.